şehri Kırşehir. Biter Kırşehir'in gülleri biter. Şakıyıp dalında bülbüller öter. Güzelleri çoktur, hep yeni yeter. Kaşının üstünde keman görülür. Halk ozanları böyle anlatıyor Kırşehir'i. Geçmişte bu kentte gül bahçeleri vardı. Bahçelerinde bülbüller öterdi. Adı da o zamanlar Gülşehir'di. İşte günümüzün Kırşehir'i. Anadolu'nun kültür ve tarih merkezi. Esnaflığın sembolü Ahi Evran Diyarı. Termal sularıyla sağlık kenti. Doğası, barajları, plajlarıyla Orta Anadolu'nun dinlenme merkezi. Sanayide adını duyurmaya başlayan kent. Kırşehir bir Orta Anadolu ilidir. Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat ve Ankara ile komşudur. 1997 nüfus sayımına göre il nüfusu 250 bin, merkez nüfusu 76 bindir. Yolsuz, okulsuz, susuz, elektriksiz köyü yoktur. Geniş caddeleri, modern binaları, alışveriş merkezleri, yemyeşil parkları, otelleri, üniversitesiyle ülkemizin gelişen illerinden biridir. Kırşehir çevresinde yaşam 5000 yıl önce başladı. Kalehöyük'te Japon arkeologlar tarafından yapılan izlediğiniz kazılarda Tunç dönemine ait eserler bu gerçeği ortaya çıkardı. Halkın öküz başı dediği bu Hitit sunağı, yörede Hitit uygarlığının varlığını gösteriyor. Kırşehir ve çevresinde Roma ve Bizans döneminin eserlerine de rastlanmaktadır. Kırşehir'in ilçesi Mucur'da yeraltı şehrini izliyorsunuz. Yöredeki yeraltı şehirlerinin en büyüğü milattan sonra 4. yüzyılda yapıldı. 42 odadan oluşmakta. Hristiyanlarca sığınak olarak kullanıldı. İşte bir Bizans dönemi kilisesi. Hristiyanlığın yayılma dönemlerinden kalma. Üç mezhebin bir kubbe altında ibadet ettiği bu kilise tuğladan yapılmış. Kırşehir'de Türk egemenliği Malazgirt zaferinden hemen sonra başladı. Türk egemenliğinde Kırşehir bugün bile ayakta duran pek çok cami, medrese, türbe, köprü, kervansaray gibi eserlere kavuştu, büyüdü, önem kazandı. Kırşehir kültür zenginlikleriyle dolu bir ilimizdir. Özellikle Selçuklular döneminde pek çok fikir ve sanat adamı yetiştirdi. Camiler, medreseler yapıldı. Kırşehir en çok 13. yüzyılda Vali Caca Bey zamanında önem kazandı. 1240 yılında Kırşehir'de doğan Caca Bey'in yaptırdığı bu medrese, Kırşehir'in en önemli tarihi eserlerinden biridir. Çağının üniversitesi kabul edilen medresede gök bilimleri okutulur, astronomi araştırmaları yapılırdı. Dış köşelerinde izlediğiniz sütunlar füze maketini andırmaktadır. Kırşehir deyince akla esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran gelir. Ticaret ahlakı ve sosyal dayanışmayı ilke edinen ahiliğin kurucusu Ahi Evran, 1236 yılında Horasan'da doğdu ve Kırşehir'de yaşadı. 93 yaşında öldü. Türbesi Kırşehir'dedir.
Kırşehir'de her yıl Ahili Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı düzenlenmektedir. Türk diline kimesine bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri. İnce yolu ol ulu menzilleri. Bu dizeleri yazan Aşık Paşa da 1272 yılında Kırşehir'de doğdu. Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmesine katkıda bulunan türbesini izlediğiniz Aşık Paşa eserlerini öz Türkçe yazdı. Ahmet Gülşehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in kayınbabası Şeyh Edebali de Kırşehir'de yaşadılar. Ünlü Türk ozan ve düşünürü Yunus Emre de Kırşehir'de yaşadı. Aksaray Kırşehir hududunda Ziyaret Tepe'de türbesi bulunmaktadır. Kırşehir'de daha görünmeye değer pek çok Selçuklu ve Osmanlı eserleri vardır. İzlediğiniz köprü 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu köprü yakın zamana kadar kullanılmaktaydı. Köprünün hemen yakınlarında aynı yıllarda yapılmış bir de kervansaray vardır. Köprü ve kervansaray Kırşehir'in ünlü İpek Yolu üzerinde bulunuşunun işaretidir. Kültür şehri Kırşehir. Biter Kırşehir'in gülleri biter. Şakıyıp dalında bülbüller öter. Güzelleri çoktur, hep yeni yeter. Kaşının üstünde keman görülür. Halk ozanları böyle anlatıyor Kırşehir'i. Geçmişte bu kentte gül bahçeleri vardı. Bahçelerinde bülbüller öterdi. Adı da o zamanlar Gülşehir'di. İşte günümüzün Kırşehir'i. Anadolu'nun kültür ve tarih merkezi. Esnaflığın sembolü Ahi Evran Diyarı. Termal sularıyla sağlık kenti. Doğası, barajları, plajlarıyla Orta Anadolu'nun dinlenme merkezi. Sanayide adını duyurmaya başlayan kent. Kırşehir bir Orta Anadolu ilidir. Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat ve Ankara ile komşudur. 1997 nüfus sayımına göre il nüfusu 250 bin, merkez nüfusu 76 bindir. Yolsuz, okulsuz, susuz, elektriksiz köyü yoktur. Geniş caddeleri, modern binaları, alışveriş merkezleri, yemyeşil parkları, otelleri, üniversitesiyle ülkemizin gelişen illerinden biridir. Kırşehir çevresinde yaşam 5000 yıl önce başladı. Kalehöyük'te Japon arkeologlar tarafından yapılan izlediğiniz kazılarda Tunç dönemine ait eserler bu gerçeği ortaya çıkardı. Halkın öküz başı dediği bu Hitit sunağı, yörede Hitit uygarlığının varlığını gösteriyor. Kırşehir ve çevresinde Roma ve Bizans döneminin eserlerine de rastlanmakta. Kırşehir'in ilçesi Mucur'da yeraltı şehrini izliyorsunuz.
Yöredeki yeraltı şehirlerinin en büyüğü milattan sonra 4. yüzyılda yapıldı. 42 odadan oluşmakta. Hristiyanlarca sığınak olarak kullanıldı. İşte bir Bizans dönemi kilisesi. Hristiyanlığın yayılma dönemlerinden kalma. Üç mezhebin bir kubbe altında ibadet ettiği bu kilise tuğladan yapılmış. Kırşehir'de Türk egemenliği Malazgirt zaferinden hemen sonra başladı. Türk egemenliğinde Kırşehir bugün bile ayakta duran pek çok cami, medrese, türbe, köprü, kervansaray gibi eserlere kavuştu, büyüdü, önem kazandı. II. Murat döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine giren Kırşehir 1870 yılında sancak oldu. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında il oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kırşehir işgale uğramadı ama Kırşehirliler Kurtuluş Savaşı'na inanç ve cesaretle katıldılar. Kırşehirli gençler daha 1918 yılında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin şubesini açtılar. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Kırşehir'e gelen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, Kırşehirliler 24 Aralık 1919'da Kılıçlı Köprüsü'nde büyük bir ümit ve coşkuyla karşıladılar. Bu okulun önünde kurbanlar kesildi, oyunlar oynandı. Mustafa Kemal Paşa anı defterine imzaladı. Çalışmalar hakkında bilgi aldı ve geceyi geçirmek üzere Mustafa Efendi'ye ait eve gitti. Gece Fener Alayı düzenlendi. Fener Alayı sırasında Kırşehirli öğretmen Ömer Aydın'ın nutkuna karşı Mustafa Kemal Paşa ilk kez burada şu tarihi sözü söyledi. Bu milletin içinden çıkan bir Kemal, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini demiş. Gene bu milletin içinden çıkan ve milletimizin asalet ve kahramanlığına dayanan bir başka Kemal, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, elbet bulunur kurtaracak bahtı kara maderini diyor. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları büyük bir coşkuyla Ankara'ya uğurlandı. Atatürk daha sonra 1934 yılında da Kırşehir'e geldi. Mustafa Kemal Atatürk'e Kırşehir halkı büyük bir sevgi ve misafirperverlik gösterdi. Kırşehir, Orta Anadolu'nun bozkır görünümüne rağmen doğal güzellik yönünden zengin bir ilimizdir. Özellikle son yıllarda yapılan barajlar Kırşehir'i Orta Anadolu'nun tatil yöresi haline getirdi. 1959 yılında elektrik üretmek amacıyla yapılan Hirfanlı Barajı yöreye bulunmaz bir doğal güzellik kattı, iklimine etkiledi. Deniz görünümündeki baraj Orta Anadolu'nun tatil ve dinlenme yeri ihtiyacını karşıladı. Baraj çevresinde oluşan mesire yerleri, kumsallar, lokantalar, yazlık konutlar çevreden gelen pek çok kişiyi ağırlamakta. Kırşehir yakınlarındaki Toklumen ve Davul Ağalı kumsallıkları Orta Anadolu'ya plajı ve denizi aratmayacak güzellikte. Barajlarda balık ve kerevit de üretilmektedir. Kırşehir'in görülmeye değer en önemli doğal güzelliği Seyfe Gölü'dür. Seyfe Gölü, Asya ve Avrupa'nın önemli kuş cennetlerinden biridir. Leylek, angut, batak kırlangıcı, toy, küçük sumru,
Macar ördeği gibi 187 türden oluşan 100 bin kuş yaşar. Gölün en önemli konukları flamingolardır. Her yıl 35-40 bin flamingo kuşu uğrar bu göle. Seyfe Gölü, Kültür Bakanlığı tarafından birinci derecede sit alanı, Orman Bakanlığı'nca tabiatı koruma alanı ve Çevre Bakanlığı'nca uluslararası öneme sahip sulak alan olarak ilan edildi. Bir başka doğal güzellik Obruk Gölü. Bu ilginç göl bir krater gölü veya meteor çukuru olabilir. Kesin bilinmiyor. Nilüfer çiçekleri ve akvaryum balıklarıyla Hırla Gölü de Kırşehir'in görülmeye değer bir köşesi. Kırşehir'in ilçesi Kaman'a yolunuz düşerse Japon bahçesini mutlaka görmelisiniz. Burada arkeolojik kazı yapan Japonlar tarafından yapılan bahçe, insanın doğayı nasıl güzelleştirebileceğinin ilginç bir örneği. Kaman'a gitmişken anıt ceviz ağacını da görmelisiniz. 3000 metrekare alanı kaplayan ceviz ağacı 320 yıllık. Kırşehir bir sağlık kentidir. Kırşehir'in derinliklerinden geçen fay hattından sıcak su pek çok yerde yüzeye çıkmaktadır. Kentin içerisinde sıcak suyun oluşturduğu travertenler kente doğal bir güzellik katmaktadır. Derinlerden gelen bu suların hem içme hem banyo alarak pek çok hastalığa yararlı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çevresinde lüks sayılabilecek oteller vardır. 56 derece sıcaklığı olan bu sular binaların ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Kuyulardan çıkarılan sular izlediğiniz borularla evlere ve resmi dairelere dağıtılarak ısıtılmakta. Termal sular seracılıkta da kullanılmakta. Termal suyla ısıtılan örnek serayı izliyorsunuz. Kırşehir'de geçmişte el sanatı da yaygındı. El halıcılığı az da olsa bugün de devam etmekte. Kırşehir halıları daha çok seccade tipindedir. Diğer bir el sanatı da taş işlemeciliğidir. Halıcılığın aksine giderek gelişmektedir. Yılda 2500 ton 12'si mermer taşı işlenir. Vazo, şekerlik, kül tablası gibi eşyalar yapılır ve daha çok yabancılara satılır. Ham maddesi Mucur ve Hacı Bektaş'ta bulunan taş işlemeciliği yaygınlaşmakta. Küçük çapta çalışan 28 atölye vardır. Kırşehir ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Halk gelirinin %75'ini tarımdan elde eder. Son yıllarda modern anlamda büyükbaş hayvan besiciliği yapılmaya başlandı. Kümes hayvancılığı hızla gelişmektedir. Burası bir hayvanat bahçesi mi? Hayır. Burası ülkemizin ilk deve kuşu çiftliği. Deve kuşu çiftliği ülkemizde ilk kez Kırşehirli bir aile tarafından kuruldu. Şimdilik ülkemizde kurulan deve kuşu çiftliklerine damızlık deve kuşu yetiştirdiklerini söyleyen çiftlik sahipleri çok karlı bir yatırım olduğunu, etine ve yumurtasına yurt dışından yoğun bir talep olduğunu söylüyorlar. Kırşehir'de sanayi, Kırşehir'in kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınmasıyla gelişmeye başladı. Önceleri un, yem ve tuğla fabrikaları kuruldu. Almanya'da çalışan işçilerin girişimiyle kurulan, ancak bugün kapanan Türk tür mantar işletmesi, bölgenin modern anlamda ilk fabrikası oldu. Türk türün başlattığı mantar üreticiliği yaygınlaşarak günümüzde aile işletmeciliği şeklinde sürmektedir. Kırşehir, ülkemizde tüketilen kültür mantarının %70'ini üretmektedir. Bölgenin en büyük işletmesi Petlas Lastik Fabrikası'dır. 1977 yılında özellikle uçak lastiği üretmek amacıyla kamu tarafından kuruldu.
1995'te özelleştirildi. Taş taracı, uçak, inşaat ve ağır hizmet makineleri için dış ve iç lastik üretmekte. Üretiminin bir bölümünü ihraç etmekte, yurda döviz kazandırmaktadır. Mermer fabrikası. 440'ı yurt dışında çalışan 1421 ortağı vardır. 1980'de üretime geçti. Kırşehir ve çevresinde çıkan son derece kaliteli mermeri işleyerek yurt dışına satmaktadır. Mercedes gibi dünyanın önemli markaları için motor kalıbı üreten fabrika. Fabrika, ülkemizin çimento ve madencilik sektörünün ihtiyacı olan çelik döküm malzemeleri de üretmekte. Avrupa'nın bile önemli kuruluşlarından biri. Kırşehir'de kurulu kesici takım fabrikası. Fabrika standart ve özel kesici takım üretmekte. Kendi sektöründe Avrupa'nın önde gelen kuruluşları arasında yer alır. Türkiye'nin iki büyük fabrikasından biri. Bu fabrikada üretilen ürünleri görüyorsunuz. Kırşehir'de son yıllarda özel girişim hızlı bir gelişme göstermeye başladı. İşte Kırşehirli Yeşilliler ailesi tarafından kurulan entegre bir tesis. Tesis, un, yem, bulgur, çuval, çanta, poşet ünitelerinden oluşmakta. Tesis, tükettiği elektriğin büyük bir bölümünü 2 adet hidroelektrik santralinde üretmektedir. Kırşehir'de sanayi, organize sanayi bölgesiyle daha da gelişecektir. Elektrik, su, haberleşme, sosyal yapılar gibi altyapısı tamamlanan organize sanayi bölgesinde 35 adada 212 sanayi parseli vardır. Pek çok işletmenin arsa satın aldığı bölgede şimdiden 2 işletme faaliyete geçti. Bu organize sanayi bölgesinde üretilecek ürünlerin Kırşehir'in Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine yakınlığı nedeniyle taşınması kolay olmaktadır. Kırşehir kültür zenginlikleriyle dolu bir ilimizdir. Özellikle Selçuklular döneminde pek çok fikir ve sanat adamı yetiştirdi. Camiler, medreseler yapıldı. Kırşehir en çok 13. yüzyılda Vali Caca Bey zamanında önem kazandı. 1240 yılında Kırşehir'de doğan Caca Bey'in yaptırdığı bu medrese, Kırşehir'in en önemli tarihi eserlerinden biri. Çağının üniversitesi kabul edilen medresede gök bilimleri okutulur, astronomi araştırmaları yapılırdı. Dış köşelerinde izlediğiniz sütunlar füze maketini andırmaktadır. Kırşehir deyince akla esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran gelir. Ticaret ahlakı ve sosyal dayanışmayı ilke edinen ahiliğin kurucusu Ahi Evran, 1236 yılında Horasan'da doğdu ve Kırşehir'de yaşadı. 93 yaşında öldü. Türbesi Kırşehir'dedir. Kırşehir'de her yıl Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı düzenlenmektedir. Türk diline kimesine bakmaz idi. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, ince yolu ol ulu menzilleri. Bu dizeleri yazan Aşık Paşa da 1272 yılında Kırşehir'de doğdu. Türkçenin bir kültür dili olarak gelişmesine katkıda bulunan türbesini izlediğiniz Aşık Paşa, eserlerini öz Türkçe yazdı. Ahmet Gülşehri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in kayınbabası Şeyh Edebali de Kırşehir'de yaşadılar. Ünlü Türk ozan ve düşünürü Yunus Emre de Kırşehir'de yaşadı. Aksaray Kırşehir hududunda Ziyaret Tepe'de türbesi bulunmaktadır. Kırşehir'de daha görülmeye değer pek çok Selçuklu ve Osmanlı eserleri vardır.
İzlediğiniz köprü 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu köprü yakın zamana kadar kullanılmaktaydı. Köprünün hemen yakınlarında aynı yıllarda yapılmış bir de kervansaray vardır. Köprü ve kervansaray Kırşehir'in ünlü İpek Yolu üzerinde bulunuşunun işaretidir. Kırşehir üniversite kenti olma yolundadır. Gazi Üniversitesi'ne bağlı 5 ayrı dalda eğitim veren eğitim fakültesi, meslek yüksek okulu, sağlık yüksek okulu gibi yüksek eğitim kurumlarıyla eskiden olduğu gibi bugün de Orta Anadolu'nun kültür ve eğitim kenti özelliğini sürdürmektedir. Kırşehir'in gülleri güzel oy. Efendim. Kırşehir folklor yönünden de zengindir. Türk folkloruna önemli sanatçılar yetiştirmiştir. Heykelini izlediğiniz Muharrem Ertaş, Kırşehir'in adını her yerde duyuran bir halk ozanıdır. Ünlü sanatçı Neşet Ertaş'ın babası olan Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'i anlatan pek çok türküsü vardır. Aşık Sait ve Aşık Seyfullah da Kırşehir'de doğup yaşadılar. Ünlü saz üstadı Şemsi Yastıman da Kırşehirlidir. Kırşehir'in halk oyunları da zevkle seyredilir. Anadolu folklor özellikleri sergileyen oyunlarından işte birkaç örnek. Alileri Kırşehir'in güller biter. Aman aman aman, sebep aman.
yerleri de hey, hey, hey. Hep yeni yeter. Anadolu'da doğudan batıya, kuzeyden güneye geçmek istiyorsanız, Kırşehir'de konaklamanızı tavsiye ederiz. Sizi ağırlayacak güzel bir otel, yemek yiyeceğiniz lüks bir lokanta sizi bekliyor. Kırşehir'le